Bu 2012 seçimlerinden sonra Türk basketbol için önümüzdeki hedefin artık altın olduğunu söylemiştim. Biz özellikle kadınlarda hem gümüş hem bronz madalya alarak son iki Avrupa şampiyonasında ve olimpiyatlarda beşinci olarak altın madalya şansını zorlayan bir ülke haline geldik. Önümüzde düzenleyeceğimiz Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 27 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında ülkemizde önce Ankara'da milli takımımız sonra da İstanbul'da oynayacak. Burada bu altın madalyaya uzanabilmek için, finale ulaşabilmek için çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Aynı şekilde erkek basketbol milli takımımız İspanya'da Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılacak. Burada altın almak açısından biraz belki zorluğumuz var. Çünkü özellikle NBA'de oynayan oyuncularımızın sakatlığı ve belki Hidayet'in gelemeyecek olması gibi sorunlar. Ama yine burada da iddialıyız. 2014 yılında Mart ayında İstanbul'da düzenlediğimiz FIBA Olağanüstü Kongresi'ne 198 değişik ülkenin federasyon başkanları ve genel sekreterleri katıldı. Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası kura çekimini yaptık. Bu organizasyon dahi Türkiye'nin, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ve Türk sporunun gücünü gösteriyordu. Biz her bakımdan basketbolda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz diye söyleyebiliyoruz. Tabii dediğiniz gibi bunu artık altına taşımak büyükler kategorisinde de hedefimiz ve arzumuz. İlk iki maçta da ortam çok dediğiniz gibi çok güzeldi. Basketbola çok yakışan bir şekilde başladı. İnşallah yine aynı şekilde devam eder. Gönül ister ki bu final serisi son maça kadar uzasın ve gerçekten hak eden takım şampiyon olsun. Ama her müsabakada olduğu gibi özellikle bu tür karşılaşmalarda basketbolda maçın neticesi mutlaka bir kazanan oluyor. Ben de dediğim gibi inşallah final serisi son maça kadar uzar ve inşallah hak eden taraf kazanır ve kaybeden tarafta aynı şekilde hem seyircilerinden hem rakibinden aynı saygıyı ve aynı desteği, ilgiyi görür. Yani ben kulüplerin bu seviyedeki açıklamalarına ve yöneticilerine bir cevap vermem doğru olmaz. Herkesin belli bir çizgisi var. Herkes kendine yakışan şekilde davranıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Bizim disiplin yönetmeliğimizde ki maddeler açık. Burada ceza alan yöneticilerin sahaya girmesi değil, protokol tribünde yer alması yasak ve kulüplerini temsil etmeleri yasak. Belki bununla ilgili önümüzdeki süreçte düzenleme yapmak gerekebilir. O ayrı bir konu ama şu andaki kurallara göre zannediyorum tribünde olmalarında bir kısıtlayıcı bir engel yok gibi gözüküyor. Ama onun dışındaki konularla ilgili yapılması gerekenleri zaten disiplin kurulu işleme alır ve yapar.